Yönetemiyorsunuz, daha iyi yöneteceğiz diye geldik. Bu sefer de diyorlar ki 14 Mayıs iktidarı devirmek için bir seçimdir, bir darbedir. Ömer Çelik de diyor ki, Sayın Ömer Çelik de diyor ki tek dertleri Cumhur İttifakı'nı yenmek, Cumhurbaşkanı'nı yenmek. Evet, evet. Tam da bunun için seçime giriyoruz. Bunun için giriyoruz seçime. Siz yönetemiyorsunuz, biz daha iyi yöneteceğiz diye geliyoruz. Yoksa sizi düşman falan görmüyoruz ki. Biz geleceğiz, daha iyi yöneteceğiz. Olay bu kadar basit. Koltuğu bırakmak istememelerinin arkasında ne var? Ankara'da bugünün parasıyla 9 milyarlık yolsuzluk dosyası şu anda Cumhuriyet Savcılığında 14 Mayıs'ı bekliyor. Yedikleri kul hakkının hesabını verecekler. Onların ortaya çıkmasını istemediler. Ankara'nın kaynaklarını kendi çocuklarının televizyonuna, futbol takımına aktardılar. Bunu bırakmak istemiyorlardı. Bir imar değişikliğiyle bir kişiye 1 milyar lira rant sağlanıyordu. Allah'a çok şükür belediye meclisimizde AK Parti çoğunlukta olmasına rağmen onlar da bu dönemde bir tane rant değişikliği geçirmedik. Dolayısıyla bunları bırakmak istemiyorlardı. O zaman karalamalar lazım. Ne dedi benim rakibim? Ankara'da Sayaçları, PKK'lılar okuyacak, DHKP'liler de bu faturaları evlere götürecek. Korkmuyor musunuz bunlardan dediler. Tabii ki Ankaralı inanmadı. Cumhuriyet'in başkentini bize emanet etti. Biz de çözüm süresinde sırf PKK istedi diye kaldırdıkları o Türk kimliğinden hep rahatsız oldukları için, Türk bayrağı sözünden rahatsız oldukları için o günlerde kaldırılan TC tabelalarının hepsini çaktık yerine. Fakat baktılar ki seçilen Millet İttifakı belediyelerinde herkes memnun. Kimsenin ne başına karışılıyor, ne kıyafetine karışılıyor, ne adam ayrılıyor. Bütün halk olduğu gibi kucaklanıyor. Ve hizmetler yapılırken adil bir şekilde yapıyorlar. Bu arada İstanbul seçimini iptal ettiler. Ne oldu? Çıktılar bu sefer. Bekâ lafı bitti. Bekâ 2019 Mart'taydı. Mayıs Haziran'a gelince bekâ bitti. Bu sefer şu cümleler çıktı. İstanbul düşerse Kudüs düşer. İstanbul düşerse Mekke düşer. Büyük İsrail korulur vesaire. Hatta o kadar ileri gittiler ki Ekrem Bey'i kastederek, bakın siyaset böyle yapılmaz. Sisi'yi mi seçeceksiniz, Binali'yi mi seçeceksine kadar geldiler. Şimdi Sisi'yle tokalaştılar, hatırlatırım. Ama o da yetmedi. Şimdiki seçimde de aynısını yapıyorlar. Bunların yedek kuvvetleri var. Yedek kuvvetleri kim? Sıkışınca her yola başvuruyorlar. Yanlışsam yanlış deyin. 33 askerimizi Bingöl'de şehit eden, planı yapan Osman Öcalan'ı Ekrem kaybetsin, Binali kazansın, AK Parti kazansın diye televizyona çıkarttılar. Doğru mu? O yetmedi. O yetmedi. Gene görüşmüşler bugünlerde. İmralı'ya heyet gitmiş. Açıkladı Sayın Akşener. Yetmedi, oradan mektup getirdiler. Bu sefer bunu da devlet... Kimin mektubu? Bebek katilinin mektubunu getirdiler. Televizyonda okuttular ki AK Parti'ye oy versinler de Ekrem Bey'e oy vermesinler diye. Cevap 806 bin oy farkla sandığın dibine çaktılar. Şimdi de aynı sözleri duyuyoruz. Bu ülkede af 360 oyla çıkar mecliste. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı kendi yetkisini kullanır, kocamış der, affeder. Bugün olduğu gibi duydunuz değil mi? Bakın biz PKK'ya da karşıyız, söylemeye gerek yok. Tek suikast yaptığı genel başkan bizim genel başkanımızdır. PKK'nın görüşleri nedir? Özellik, federasyon, Türk bayrağı, Türk kimliği vesaire. Peki Hüdapar'ın görüşleri ne? Aynı. Aynı. Ve hatta işte genel başkanına sordular. Meclise girince yemin edecek misiniz dediler. Gülümseyerek bakarız dedi. Şimdi olay şu. İktidarda kalabilmek için yapmayacakları yok. Bu tarafta 6 siyasi parti genel başkanı 2 yıldır
toplantılar yapmak suretiyle 2400 maddelik bir mutabakat metni hazırladı. Uzlaştık. O zaman dediler ki altı benzemez, yan yana ne işiniz var? Peki Allah hep dediklerini yaptırıyor ya, harp yıllarında ekmek kuyruğu var, ekmek karneyle satıldı diye hala konuşurlar harp yıllarında. Şimdi burada ekmek kuyruğu yok mu? Her yerde kuyruk var değil mi? Yaptıklarını çekecekler. Şimdi altı siyasi parti genel başkanı birbirine benzemez dediler. Evet, uzlaştık. Peki siz benziyor musunuz? Siz de altıyı tutturdunuz sonuçta. Öyle mi? Sayın tek tek onlar da altıyı tutturdular. Fakat orada garip bir şey var. Onlar diyorlar ki bu bizden değil. Öbürü diyor ki yok yok, o ittifaka dahil değil. Hem listede yer almış. E utanıyorsanız niye listeye yazdınız? Öyle mi? Ve bu eleştirilerinden dolayı Hüdapar beni savcılığa şikayet etmiş. Ömrümce şeref madalyası olarak saklayacağım bu böyle birine. Ve bugün Ankara'da 3 tane Müslümanı işkence yaparak, boğarak öldüren şahıs, Hizbullahçı bugün kocama gerekçesiyle tahliye edildi. Bunu da duyurmak isterim. Şimdi şunda da bir anlaşalım. Artık güzel günler geliyor. Dillerimizden, ağzımızdan bal damlaması lazım. Biz kimseyi ayrıştırmayacağız. Kimseyi ayırmayacağız. Artık televizyonlarda aleyhimize söylenen sözleri duydukça, milletin yarısı kamplaştırıldıkça, neredeyse söylenmedik laf kalmadıkça, işte biz diyoruz ki biz bunun için size rakip olduk. Bu dili kaldırmak için rakip olduk. İyi bir Müslümanın ağzından bal damlar. İftira atmaz. Yalan söylemez. Hakaret etmez. Ama bugüne kadar Sayın Genel Başkanımızdan ve hiçbir diğer genel başkanlardan Cumhur İttifakı'na oy verenlere tek kelime söz duydunuz mu? Onlar da bizim insanımız. Cenab-ı Allah 7,5 milyar insan yaratmış şu anda yaşayan. Hiçbirinin fikri birbirine uymuyor. Gayet normal değil mi? Ama insanlar farklı düşünecekler, farklı yaşayacaklar ama kimse kimseye karışmayacak. İşin özü bu. Dolayısıyla oraya oy verenler de başımızın üstünde. Biz inşallah seçildikten sonra Millet İttifakı'nın bütün belediyelerinde olduğu gibi keşke size oy verseydik dedirteceğiz. Vermeyenleri de kazanacağız. Asla yok saymıyoruz. Bir konu daha söyleyip sözlerimi bitireceğim. Çünkü epey biz de geciktik Bursa'dan geldiğimiz için. Efendim, iktidara gelirken bir lokma bir hırka diye geldiler. Biz öyle bir dürüstüz, öyle bir dürüstüz ki dediler. Devletin mumuyla kendi mumumuzu ayıracağız. Devletin parasını kendi özel işlerimizle harcamayacağız dediler, değil mi? Şimdi bütün devletin imkanları emirlerinde, uçaklar emirlerinde, kamu personeli emirlerinde bir siyasi rekabet yaşıyoruz. Hak mı bu? Hak mı? Nasıl anlayış, nasıl hukuk, nasıl adalet böyle? Dolayısıyla işte çok titiz davranıp gerçekten kendi işiyle devletin işini ayıracak insanlara ihtiyacımız var. Şimdi gençler milattan önce 350'de Aristo demiş ki dünyanın sonu kötü, bu gençlerle baş edemeyiz, ne olacak memleketin hali demiş. Milattan önce 350'de, yani 2350 yıl önce. Şunu fark edemiyorlar. Şimdiki gençler adeta cep telefonu ve bilgisayarla doğuyor. Ve öyle yetiştirdiler, öyle bir kuşak meydana geldi ki artık onlara hiç kimsenin akıl vermemesi lazım. Karışmaması lazım. Hele hiç azarlamaması lazım. Elbette itiraz etmek hakları, talep etmek hakları. Dolayısıyla bırakın onlara akıl vermeyi, onlardan akıl alacak duruma geldik. Bunu niye kabul etmiyoruz? Şimdi hep internette görürüz. Birisi itiraz etti zaman çıkart telefonu derler, değil mi? Niye? Telefonu iyiyse kızacak, fırça atacak. Bak kaç paralık telefon kullanıyorsun.
Muhteremler, Porsche arabalara binmek, BMW'lere, Mercedes'lere binmek, lüks hayat yaşamak, villalarda yaşamak size mi has? Yurt dışına istediği gidip gelmek size mi has? Elbette bu ülkenin tüm fertleri, özellikle tüm gençleri en iyi cep telefonuna sahip olacak, en iyi arabaya binecek, en iyi evde oturacak, tatile gidecek, en iyisini yaşayacak hakkı değil mi? Sadece siz mi yaşayacaksınız böyle? Dolayısıyla evet. Dolayısıyla daha iyisini talep etmek hepimizin hakkı, bütün çocukların hakkı, bütün ailelerin hakkı. 14 Mayıs'tan sonra Bursa'da söylediğimi de söyleyeyim. Dedim ki bu Anadolu gemisi İzmir'e geldi, ziyaret etsinler diye. Niye geldiği belli. Dedim ki oradaki konuşmamda, bir gün önceki konuşmamda, 14'üne kadar bunları göreceksiniz. 14'ünden sonra bunlar görevine geri dönecek. Herkes şununla baş başa kalacak. Bu ay kira nasıl ödenecek? Kredi kartı nasıl ödenecek? Geçim sıkıntısı nasıl aşılacak? Dertlerle, tasalarla baş başa kalınacak dedim. Bir tane troll milletvekili var. Kaslarını geliştirmekten beynini geliştirmeye fırsat bulamamış. Benim o konuşmamın bir kısmını kesmiş. Diyor ki bunları kaldıracaklar. Ne diyeyim, Allah izan versin. Ve bu insan meclise girecek de yasamada vatana millete hayır olacak. Hayırlısı olsun bakalım. Evet. Sevgili gençler, artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yapacağım kızım. Al, yapayım de sen bir rahatla hadi. Sen bir rahatla. Tamam. Evet. Sonuna kadar geldik. Artık yavaş yavaş herkes şekilleniyor. İnsanlar şunu seçecekler. Her gün birilerini azarlayan, akıl veren, her şeyine karışan bir hükümet mi? Ki kendileri gibi yaşamak istiyorlar. Yaşanmasını istiyorlar. Yoksa onlara iyi bir imkan vermek için elinden geleni yapacak bir hükümet mi? Şimdi 21 yılda hiçbir zaman haklarını yiyemeyiz. 1 trilyon 200 milyon dolar bütçe kullandılar. 650 milyar dolar borcu var. Dolayısıyla mutlaka güzel işler yaptılar. İlk başta da yaptılar. Hiç yalan söylemeye gerek yok. İyi yapılan her şeyi takdir ediyoruz. Ama çok fazla güç olunca işte güç insanı bozuyor. Bu 400 yıl önce söylemiş. Fazla güç daha fazla bozar diyor. Şu anda soğan pahalı diyene soğan kafalı. Et pahalı diyene başka bir şey. Hiçbir şey artık bu hükümette hiçbir kusur üstüne yapışmıyor. Ya bak beni engelleme. Sen bana beni engelleme olur mu? Çıkınca gel konuşalım. Pazarcı, yani pazarda sebze pahalı olur, pazarcılar terörist. Polatlı'da soğancı belki 100 yıldır soğanı toplar depoya koyar, depoları basarlar, soğancı terörist. Şimdi et pahalı, bu sefer de rekabet kurumu inceleme yaptı, kasaplar terörist ilan edilecek yakında. Peki kardeşim, dolar artar, operasyon çekiliyor, ekonomi bozulur. Bize diyorlar yurt dışından operasyon çekiliyor. E biz hani dünya lideriydik. Nasıl engel olamıyoruz bu kadar güçlü hükümet? Niye biliyor musunuz? Artık bilimden uzaklaştılar. Artık vatandaş ne yaşıyor bunları görmüyorlar artık. Ve açlık var dendiği zaman tatile giden araçları gösteriyorlar. AVM'ye gidenleri gösteriyorlar. Onun 10 misli gidemeyen var. Hiç onları görmüyorlar artık. Ve ağzına kürekle vurun bunların. Bunlar yalan söylüyor diyorlar. Maalesef bu hale geldik. 2 ayda bir Hazine Bakanı, ayda bir Merkez Bankası Başkanı değişti. Eskisini çağırıyorlar. Ne olur geri gel diye. O da diyor ki kusura bakmayın. Siz bizim dediklerimizi dinlemiyorsunuz. Bildiğinizi okuyorsunuz. Benim size diyecek bir şeyim yok diyor. Ama bu tarafta Şampiyonlar Ligi var. Ünlü ekonomistler var. İnşallah onlar bu ekonomiyi düzeltecekler.
Bir şey daha söyleyeyim. Bir de şimdi seçim zamanı milliyetçi olurlar. İş bitince biliyorsunuz milliyetçiliğin her türlüsünü ayak altına alırlar. Her türlüsünü bakın yani buradaki cümle önemli. Her türlüsünü çünkü herkesin farklı milliyetçilik anlayışı var. Şimdi seçim gelirken de muhafazakarlık artar. Mesela diyor ki bakanım bir tanesi son cümlem olsun uzatmayayım. Eğer diyor seçim akşamı kazanınca diyor şampanya içenlerle mi beraber olacaksın yoksa şükür namazı kılanlarla mı beraber olacaksın diyor. Birincisi şu isteyen istediği gibi kutlar sana ne öyle mi? İkincisi şampanyaya gelince söyleyecek sözüm var. Bu kardeşiniz Ankara'da seçimi kazandı. Akşam otobüsün üstüne çıktı. Rozetini çıkarttı. Dedi ki ben herkese eşit hizmet edeceğim. Bundan sonra Ankara'nın her tarafı bana oy vermiş gibidir. Asla ayrım yapmayacağım dedim. Duyurdum. Ve biz bugün zafer falan kazanmadık diyeceğim. Şimdi aynısını diyeceğiz inşallah 14 Mayıs akşamı. Çünkü zafer kazandım demeniz için karşınızda düşman olması lazım. Bizim düşmanımız yok. 85 milyon bir aileyiz. Düşmanımız yok. Düşman gözüyle bakmayız. Ve Sayın Bakan Ankara'da görmesi lazım o astığımız afişleri. Hemen aynı sabah gittik Ankara'nın manevi sahibi Hacı Bayram Camii'ne. Orada sabah namazı ile beraber şükür namazını kıldık. Her yeri afişlerine donattık. Haydi Bismillah başlıyoruz dedik. Dolayısıyla seçimde siz bunları kullanıyorsunuz ama siz bunu kullanınca şampanya deyince başka bir şey dese aklımıza gelmezdi. Bunların her cuma ayet sallayan bir bakanları vardı. Bir tane ona bir şey söylemediler. Onun böyle uçakta, devletin uçağında çok güzel bir görüntüsü var. Güzel mi değil mi siz karar verin. Bir şişeyi devirmiş. Önceden devirdiyse onlar belli değil. Ve şöyle sızmış kalmış bir görüntüsü vardı. Bir tek kelime ettiğini duydunuz mu? Hakkında bir sürü yolsuzluk iddiası var o bakanın değil mi? Ne yaptılar? Yargılamak yerine büyükelçi yaptılar. İşte aradaki fark. Gerçek Müslümanlığın ne olduğunu görün. Gerçek Müslümanlık kul hakkı yememektir. Ankara'da jeliboncu bir belediye başkanı hakkında bütün Türkiye duydu. Bu adam çalıyor ama çalışıyor diye o muhafazakar kitlenin hepsine kul hakkı yemeği meşru olarak kabul ettirdiler. Ve dine en büyük zararı bunlar verdiler. Dolayısıyla artık kul hakkı yemeyen, şeffaf, her yaptığının hesabını veren bir yönetime ihtiyaç var. Ve bu konuda da biliyorsunuz denetim komisyonuna bile muhalefetten üye atayacağım diyecek kadar kendine güvenen iddialı bir sayın genel başkanımız var. Hepsi bu mutabakatı da imzaladılar. İnşallah 14 Mayıs'ta bugüne kadar ağzından tek kötü söz çıkmamış, herkesi kucaklayacağını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu inşallah hep birlikte seçeceğiz. Birinci turda seçeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Ve inşallah Kızılay'da hep beraber karşılayarak Çankaya'ya kadar götüreceğiz. Ve gençlerden söz alıyorum. Birinci turda söz mü? Birinci turda seçiyoruz. Söz mü? Ve her şey her şey her şey evet güzel olacak. Nasıl Millet İttifakı'nın bütün belediyelerinde bolluk, bereket, huzur varsa inşallah ülkemizde de 14'ünden sonra bahar bayramı tam olarak yaşanacak. Ülkemize bahar gelecek. Hepinize sevgi ve saygılarını sunuyorum. Allah'a emanet olun.